Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Sen gel. Sen mi geldin? Tamam. Bugün arkadaşlar yine bir vlogla karşınızdayım. Bugün kedilerimizden mantıyı mı götürsek, hangisini götürsek bilmiyorum. Bugün bir tanesini yine veteriner hekime götüreceğiz. Hepsinin aslında aşıları geldi. Ama ben tek tek götürmeyi tercih ediyorum. Normalde ben bu iç dış parazittir vesairedir onları zaten evde yaptırıyorum ama bu sefer... büyük ihtimal mantının karması var. Mantının karmasına gideriz. İkinci dozu var. Birinci dozu biliyorsunuz daha önce yaptırmıştık arkadaşlar. Onun videosunu izlemediyseniz yukarıya koyarım. İlk veteriner ziyaretimizde birinci dozu yaptırmıştık arkadaşlar. Şimdi ikinci dozu yaptıracağız. Mantı hanımımızı da hemen şöyle alalım isterseniz bir. Mantı hanımımız da burada. Sen çok şişko bir kızsın ya. Sen çok şişko bir kızsın. Bak 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 göbüşe bak. Göbüşe bak göbüşe. Şöyle sevelim mi seni? Arkadaşlar bugün dediğim gibi mantıya karma aşısı yaptıracağız. Ondan sonraki takip eden günlerde de Hüsrev'i Mişa'yı götürür, iç dış parazitlerini yeniletiriz. Mişa'nın karma aşısı var yine onu yaparız. Aşılarını tek tek yaptırırız arkadaşlar. Bu aralar veteriner ziyaretleri birazcık sıklaşacak. Bunun sebebi de tam hepsinin yıl dönümü geldi neredeyse. Hatta Mişa'nın geçti. Onları bir yeniletirsek güzel olacak. Hüso gördüğünüz gibi yanda yalama seansı yapıyor, kendini temizliyor. Hüsrev, Hüsrev, mama. Şimdi arkadaşlar girişi çok fazla uzatmadan hadi hazırlanalım gidelim. Bugün kutusunda götürmeyeceğim ya da kutusunda mı götürsem bilmiyorum. Kıyafetimin içine koyup da götürebilirim hiç fark etmez. Şöyle üzerime bir mont, ceket bir şey giyeyim. Ondan sonra mantımızı da alalım yola çıkalım arkadaşlar. Küçük kanguru yavrusu. Hadi senle bu şekilde veterinere gidelim. Evet arkadaşlar bu şekilde gitmeye karar verdik. O zaman hadi yola çıkalım. Evet yolculuğa hazırız. Gidiyor muyuz mantı hanım? Aşı mı olacaksın? Uf mu yapacaklar seni? Tamam tamam. Şimdi hadi yola çıkalım arkadaşlar. Camı da açalım böyle birazcık kediciğimiz hava alsın. O zaman şu an yola çıktım. Kliniğe gidince görüşürüz arkadaşlar. Mantı hanım. Nereye geldik? Kliniğe mi geldik? Nereye kaçıyorsun? Nereye? Saklanmak yok. Kliniğe geldik diye korkulur mu böyle ya? Niye saklandın? Mantılar korkmaz. Korkacak bir şey yok. Saklanmaya gerek var mı? Bir şey yapmayacaklar sana ya. Ben arkadaş getirdim. Neydi adı bunun? Zırto. Zırto. Miau 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 miau. Gel. Bizimki biraz... Hastalığı var mı? Bizimki değil mi? Şey. Bizim karmalı falan var. Arkadaş bak. Bizimki de güzel ya abisi değil mi? Aynen. Aha sırnacı. Dişi mi abi sizinki? Dişi. Aha. Vallahi ilk defa vurmadan ay 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 tamam. Ah vurdu. Yaramaz. Arkadaşıma niye vuruyorsun? Korktu bak saklanıyor içeriye kaçacak. Niye vuruyorsun lan? Niye vuruyorsun lan? Niye vuruyorsun lan? Gel bakalım hoş geldin. Adı ne bu çocuğun? Mantı. Mantı. Mantı sen ne kadar güzel bir çocuksun. Kaç aylık bu? Bu tahmini 4-4,5 diye tahmin ediyoruz şu an. Tahmini 4-4,5 aylık. Biraz şişko. Evet daha yavruluk dişlerini atmamış zaten. Mantının kulakları tertemiz maşallah. Yemesi içmesi nasıl? Ya ki nasıl belli olduğu üzere bayağı. Aynen yemesi içmesi normal. Diş kısını yapıyor mu? Yapıyor. Tamam. Karnı sadece sürekli şiş gibi ama o tombiklikten o tombiklikten birazcık. Şey yapamadım, öksürük birazcık sık oluyor. Malt verince geçiyor ama biraz arttırmak zorunda kalıyorum maltı. Evet. Mantıcım gel bakalım. Aç şimdi gözlerini. Hmm.
senin bir izin değil mi? Hoş iş var ya. Onun için. İlk saate gelecek. Tamam. Gel. Gel buraya kaçma. Şimdi kulaklarımız olur. Kulaklarımız tertemiz. Hiçbir sıkıntı yok. Bir diğerini yapacağım. Üç kedi olunca temizliyorlar herhalde birbirlerini. Aynen, gerçekten çok temiz ama kulakları. Yalıyorlar çünkü birbirlerini kulaklarına. Gel gidiyor. Bakalım. Nereye gidiyorsun ya? Siz temizliyor musunuz abi kulaklarını? Ben çok nadir böyle kirlilik görürsem ama bunu hiç temizlemedim daha. Diğer kedileri de temizliyorum. Cins olan var bir tane. Onu da temizliyordun sen. Tamam, tertemiz, aferin sana. Gel buraya, otursun. Bir de şimdi ateşle bakalım çocuğum. Mantıcığım, bunu sevmiyorsunuz biliyorum ama yapmak zorundayım. Tamam, bitti çocuğum, bitti. Ateşimiz 39.2. Üst sıra hafif yaklaşmış. Bu stres durumlarında olabilecek şeyler ki buraya gelmek çocuklara gayet stresli. Montun içinde geldik. Mont. Tamam. Genel sağlık durumumuz gayet iyi. Karmaş yapabiliriz bu çocuğa. Tamam. Ramazan hocam, bir karmaş alalım. Mantı dur bakalım, bir kilona bakalım senin. Ne kadar olmuş? Kaç olmuş, ben de merak ettim. Evet, bir bakalım kilosuna bu çocuğum. 2 kilo 950 gram. Tamam, gel. Mantı. Aşağı atla bakalım, biraz sık bakalım. Ne oldu efendim? Karmaşa sıkıntısı çözüldü mü? Şu anda çözülmek üzere aslında. Yani... Türkiye'ye girdi söyleniyor. İzmir'de analiz kurumu var. İzmir'de analiz edilecek. Ondan sonra Türkiye geneline dağıtıma çıkacak. Yapalım. Dur. Tamam. Aferin sana. Tamam. Bu kadar içim nasıl çocuğum bu? Yeme içmede isteksizlik, halsizlik, ateş durumu yapabilir. Korkulacak bir şey yok. 24 saat içinde geçer zaten hepsi. Mantıcım görüşürüz. Kendine iyi bak, tamam mı? Yine bekliyoruz ama sadece aşılara bekliyoruz. Hasta olma sakın. Olduk mu aşımızı? Eşek sıpası seni. Orada nasıl cırladın ya hekime? Nasıl cırladın sen? Anlat bakayım. Anlat bir dinleyelim hadi nasıl cırladığını. Tamam, şimdi seninle eve gidiyoruz. Tosun Paşa. Arkadaşlar şimdi aşımız olduk. Karma ikimiz tamamlandı. Mantı Hanım'la birlikte eve geçiyoruz. O zaman evde görüşürüz. Geldik mi evimize? Evim güzel evim diyorsun ha? Şimdi arkadaşlar mantı dediğim gibi karma 2 oldu. Karma olduktan sonra bir gün boyunca 24 saat boyunca ateş olabilir. Halsizlik olabilir, uyku hali olabilir, ondan sonra mama yememe olabilir. Bu tip sorunlarla karşılaşılabilir. Bunlar gayet normal şeyler. Aşının bir yan etkisi bu. O virüsler vücuda girdiği için vücudun gösterdiği bir tepki. Bu durumda paniklemeye gerek yok arkadaşlar. Ama bir günden fazla sürüyorsa o zaman tabii ki veteriner hekiminize tekrardan bir gitmeniz gerekiyor, bir bakılması gerekiyor. Bebişimizin karmasını tamamladık. Bu arada karma 2'yi tamamladıktan sonra tekrardan karma aşısının gelmesi bir yıl sonra. Yani bu bebeğin karma aşısı bitti, bir yıl sonra vurulacak. Bu arada ayı da geldi arkadaşlar, kuduz aşısı da var. Yani bu bebişe bir de kuduz aşısı yaptırmış arkadaşlar. Onun da zamanı geldi. Şimdi öbür çocuklarımız ne yapıyormuş burada, bir bakalım onlara. Sevgililer, ne yapıyorsunuz?
Mişik kızım. Avuçlarım seni. Avuçlarım. Avuçlarım. Hüso seni aldatıyor mu mantığıyla? Hüso seni mantığıyla aldattı mı? Şimdi veteriner kliniğine gitti geldi ya, orada üzerine kedi hormonu, kedi kokusu falan sindi büyük ihtimalle. O yüzden bir şu an ilgilerini çekti. Kliniğe gidip gelince genelde böyle olur. Ne yapıyorsun? Şuna bak. Hanım ağa ya. Tam bir hanım ağa. Sen üzülme kızım. Ben sana birazdan yaş mama vereceğim, onlara vermeyeceğim, tamam mı? Bunlar sana kızıyorlar. Sana yaş mama vereceğim, öbürlerine vermeyeceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Mantıyı aşıya götürdük. Geri geldik. Başka yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar, diğer videolarımızda hız kesmeden, gerek bilgi videoları, gerek eğlenceli videolar, vloglar hız kesmeden devam edecek. Beni izlemeyi seviyorsanız, Mantıyı, Hüsrev'i ve Mişe'yi izlemeyi seviyorsanız videoya bir like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Volipet.com.tr diye yazıp aratıp veya aşağıdaki linklerden Instagram sayfama gelip orayı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca alışveriş yapmak isteyenler için de Trendyol mağazamın linki açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. O zaman arkadaşlar, Hüso Bey ile birlikte bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.